Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz Eğitim Tokat TV kanalına hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle matematik dersinde 3 basamaklı doğal sayılarda çıkarma işlemini öğreneceğiz. Hadi gelin birlikte dersimize geçelim. Sevgili çocuklarım, çıkarma işlemi dediğimiz zaman karşımıza bir problem ya da bir olay çıktığında bir takım kelimelerden bize bahsediyorsa, bakalım bu terimler, bu kelimeler neler? Eğer bize problem içerisinde eksilme, azalma, farkı, azı gibi kelimeleri kullanıyorsa, işte tam da burada bize çıkarma işlemi yapmamız gerektiğini söylüyordur. Bakın, oraya ben bir çıkarma işlemi koydum. 756'dan 452'yi çıkardım ve 304 buldum. Bakın şimdi çocuklarım, birinci terim 756. Biz bu 756 terimine eksilen diyoruz. 452 sayısına çıkan, 304 sayısına da kalan ya da fark diyoruz. Bunu probleme döktüğümüzde şöyle düşünelim. Bir okulda 756 tane öğrenci var. Bunlardan 452 tanesi erkek. Kaç tanesi kız öğrencidir dersek ne yapacağız? Okuldaki 756 öğrencinin 452 tanesini dışarı çıkaralım. Yani erkekleri okuldan dışarıya çıkaralım. Okulda kalanlar kim olacak çocuklar? 304 tane kalan kız öğrenci olacak. Hadi gelin bir de bunu işleme dökelim. Sevgili çocuklarım, ben buraya iki tane çıkarma işlemi koydum. Toplama işleminde de anlatmıştık diğer videolarımızda. Çıkarma işleminde de aynı kural geçerli. Sayıları çıkarırken basamakların alt alta gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, devam edelim. 8'den 4'ü çıkarıyoruz sevgili çocuklar. 8'den 4'ü çıkardığımız zaman ne yapacağız? 4 çıkarmak demek 4 geriye gitmek demek. 8'den geriye 4 parmak geri gittiğimizde ne yapıyoruz? 7, 6, 5 ve 4. 4 kalıyor, öyle değil mi? Yazalım. Aynı şekilde 4'ten 3'ü çıkartalım. 3 geriye gidelim parmaklarımızla. 3, 2, 1. Evet, 1 kalıyor. Burada yüzlüğümüz yok. 6 aşağıya indiriyoruz. Sayımız neymiş? 614 sayısı. Devam edelim. 657 sayısından 324 sayısını çıkartıyoruz. 7'den 5'i çıkartıyoruz. 2. 5'ten 2'yi çıkartıyoruz. 3. 4'ten 3'ü çıkartıyoruz. 1. Dikkat ettiniz mi? Ne yaptık? Çıkarmaya sağ taraftan, birliklerden başlayarak devam ettik sevgili çocuklar. Evet çocuklarım, dilerseniz gelin çıkarma işlemimizi onluk ve yüzlük bozarak yapalım ve bunu da onluk bloklar üzerinden, materyal üzerinden hep beraber öğrenelim. Evet çocuklar, ben size ilk dersimizde bu blokları tanıtmıştım. Şimdi sevgili çocuklar, bunlar neydi? Yüzlük bloklarımızdı. Bunlar neydi? Onluk bloklarımızdı. Bunlar da birlik bloklarımızdı sevgili çocuklar. Onluk bloklar yüzlüğün üzerine geldiğinde sevgili çocuklarım, bakın sarılar tamamen neyi kaplıyor? Kırmızılar kaplıyor. 10 tane ondan oluşuyoruz. Yani 100 dediğimiz zaman biz aynı zamanda ne diyebiliriz? 10 tane 10 diyebiliriz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 şeklinde söyleyebiliriz. Yani yüzlüğü bozduğumuzda bu şekilde onluklar elde ederiz. Evet sevgili çocuklarım, aynı şekilde birlikler için de aynısı geçerli. Bu onluğumuz yanına biz 10 tane 1 getirdiğimiz zaman, getirelim hemen hep birlikte. 10 tane 1 getirdiğimiz zaman yine ne olacaktır sevgili çocuklar? Biz onluk elde etmiş olacağız. Bakın, bu da onluk. Bu birleri görebiliyorsunuz, öyle değil mi, birlikleri? Bunlar da 10 tanesi bir araya gelince onluk oluyor. Biz onluğumuzu bozduğumuz zaman bu şekilde birlikler haline ne yapabiliyoruz? Getirebiliyoruz. Bunu bu şekilde de kullanabiliriz onluk olarak. Bu şekilde de ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz. Hadi gelin şimdi bunu işlemler üzerinden size anlatayım sevgili çocuklarım. Bakın, ben buraya bir sayı yazdım. 233 sayısından 115 sayısını çıkaracağım. 233 sayısını bloklarla ifade edelim. 2 tane yüzlük, öyle değil mi? 200. Kaç tane onluğumuz var? Bakın burada 3 tane de onluğumuz var. Evet, yanına 2, 3 tane de onluk koyalım. Evet. Kaç tane birliğimiz var? 3 tane de birliğimiz var. 3 tane de birlik alalım, koyalım. Şimdi sevgili çocuklar, sayımızda ne? 115 sayısı. Bloklarımızdan bunu çıkarmaya çalışalım. Şimdi çocuklarım, burada 3 tane birlik var. Burada 5 tane birlik var. 3 birlikten 5 birlik çıkar mı?
ya da şöyle ifade edeyim. Sizin 3 liranız var. Ben sizden borç 5 lira istiyorum diyelim. Siz bana 5 lira verir misin dediğim zaman siz bana ne diyeceksiniz? Benim cebimde 3 liram var. 5 lira veremem diyeceksiniz. Öyle değil mi? Yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkaramıyoruz. Evet, küçük sayıdan büyük sayıyı çıkaramıyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? Bırakacağız mı? Burada çıkarmış işlemini. Hayır. Ne yapacağız? Komşumuza geçeceğiz. Komşumuzdan bir onluk isteyeceğiz. O bize ne verebilir? Burası onluk evi olduğu için bize onluk verebilir sevgili çocuklar. O zaman ne oluyor? Bir bakalım. Gideceğiz komşumuza. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk alırız. Evet. Sayımız ne oluyor o zaman? Bir onluk aldık. Bizde de 3 tane birlik vardı. Ne yaptı sayımız? 13 oldu. Evet, 13 sayısı oldu. Biz bu onluğu biraz önce ne demiştik? Birlikler halinde de söyleyebiliriz demiştik. Bu onluğun yerine ben 10 tane bir koyayım sevgili çocuklar. 3, 6, evet 9 ve 10. Bakın aynısını yine buraya birlikler halinde koymuş oldum. Onluğu bozmuş oldum. Buradaki onluğu alıp bozduk yani. Evet, 10 tane 1 burada vardı. 3 tane 1 de bende vardı. Ne yaptı? 10. 3 daha. 13 tane birliğimiz var şu anda komşumuzla aldığımızda birlikte. Artık sizde 13 lira olduğuna göre bana ne yapabilirsiniz? 5 lirayı verebilirsiniz, öyle değil mi? İçinden 5 lirayı seçerek bana verebilirsiniz. Evet. Ne yapacağız yani? 13'ten 5 geriye gideceğiz. 5 tane geriye gidelim hadi hep birlikte. 13, 12, 11, 10, 9 ve 8. Evet. 5 tanesini çıkartıyorum. Geriye ne kalıyor? 8 tane bir. Kalanı da nereye koyacaktık? Aşağıya koyacaktık. Evet. Gelelim buraya. 3'ten 5 çıkmaz. Gideriz komşuya. Komşumuzdan bir onluk alırız. Onluk aldık. Komşumuzun onluğu ne yaptı? Azaldı. 3'ken 2 oldu. Bizim sayımız ne oldu? 3 bizde vardı. 10 tane de ne yaptık? Komşudan aldık. 13 oldu. 13'ten de 5'i çıkardık. Ne bulduk? 8 bulduk. Şimdi gelelim komşumuza. Komşumuzda da 2 vardı. 2'den 1'i çıkarttığımız zaman ne olacak? 1 olacak. Buradan devam edelim. Şimdi ben 2 onluktan neyi çıkaracağım? 1 tanesini çıkaracağım. 1 tanesini çıkarıyorum. Evet, kalanı da aşağı yazıyorum. Ne kaldı? 1 tane onluk kaldı. Yüzlük evine gelelim. 200'den de 100 çıktığı zaman ne yapacak sevgili çocuklar? 1 kalacak. Neydi? 2 tane yüzlükten 1 tanesini ben istiyorum. Ne kalıyor geriye sevgili çocuklarım? Kalanı aşağıya yazıyorum. 1 tane de yüzlük kalıyor. Sayımız ne oluyor? 118 sayısını ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. Bakalım. 1 tane yüzlük 100. 1 tane 10. 10. 100. 10. 8 tane de birliğimiz var. 8. 118 sayısını elde etmiş oluyoruz. Evet, hemen diğer örneğimize geçelim. Onu da birlikte yapalım sizlerle. Evet sevgili çocuklar. Şimdi burada da 133 sayımız var. 324 sayımız var. 324'ten 133 sayısını çıkaracağız. 324 sayısını modelleyelim. 3 tane yüzlük, öyle değil mi? 1 yüzlük, 2 yüzlük, 3 tane de yüzlük. Kaç tane onluk var? 2 tane de onluğumuz var. 2 tane de onluk koyalım sevgili çocuklarım buraya. Kaç tane de birliğimiz var? 4 tane de birliğimiz var. 4 tane de buraya ne koyalım? Birlik koyalım. Şimdi hep birlikte çıkarma işlemimizi yapalım. 324 sayısından 133 sayısını çıkartacağız. 4 tane birlikten 3 birlik çıkar mı? Çıkar, öyle değil mi? Bu sefer birlik basamağında onluğa gitmemize gerek kalmadı. Bakın 4 taneden 3 tanesini çıkartıyoruz dışarıya. Ne kalıyor? 1. Kalanı ne yapıyoruz? Aşağıya koyuyoruz. Hemen işlemimizde de yapalım. 4'ten 3 çıktı, 1. Şimdi buraya gelelim. 2'den 3 çıkar mı? 2 onluktan 3 onluğu ne yapamıyoruz? Çıkartamıyoruz. Bakın burada 2 onluk var. Bana 3 onluk ver dediğim zaman veremezsiniz, öyle değil mi? Bu sefer ne yapacağız? Onluk evinden yüzlük evine giderek 1 yüzlük isteyeceğiz. 1 yüzlük. 1 yüzlük de neydi biraz önce? Bunun üzerine onlukları dizmiştik ya. 10 tane 10 da, öyle değil mi? Evet, 1 yüzlüğü aldığımız zaman bakın ne olacak? 1 yüzlük 2 onluk daha. Evet, 100 20 yapacak, öyle değil mi? Yani burası neydi sevgili çocuklar? 10 tane 10'du. 2 tane 10 daha, 12 tane 10'umuz oldu şimdi bizim elimizde. 12 10'dan biz ne yapabiliriz? 3'ü çıkartabiliriz. Bakın burada yapalım. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir yüzlük alırız. Evet. 10 tane, evet yapar o da. Ne oldu bizim? 12 tane
onumuz oldu. Yani bir yüzlük iki birlik daha 12 tane onumuz oldu. Komşununki de ne olacak? Otomatikman burası da azalacak. Biz ne yapacağız? 12'den 3'ü çıkaracağız. 12'den 3'ü çıkardığımız zaman da ne olacak? 9 kalacak. 12 tane onluktan evet çıkardığımız zaman bizim 9 tane birliğimiz elimizde kalacak. Burada da 9 tane birlik var. Yani 90 aslında sayımız. Geriye ne kalmıştı? Bakın bir tane yüzlük azaldığı için 3 yüzlükten 2 tane yüzlüğümüz kalmıştı. 2 tane yüzlükten de bir tanesini dışarı çıkardığımız zaman kalanı ne yapıyoruz? Aşağıya indiriyoruz. Evet, bir tane de yüzlüğümüz kalmış olur. İşlemimize dönelim. 2 yüzlükten bir yüzlük çıkarsa bir yüzlük kalır. 191. Bakalım sayımıza. Bir tane yüzlük 9 tane birlik 90 yapıyor. 191 sayısını ne yapmış oluyoruz? Ulaşmış oluyoruz. Hadi gelin birlikte bunu slaytlar üzerinden örneklerimizi çoğaltarak pekiştirelim. Şimdi materyal üzerinden yaptığımız işlemi bir de ekranlarımızdan yapalım. Sevgili çocuklar, bakın burada ben sayıları çözümledim. Sayımız ne? 7 yüzlük, 6 onluk, 6 onluk, 6 birlikten oluşan sayı. Yani ne? 7 yüzlük, 6 onluk, 6 birlikten oluşan sayı. Diğer sayımız ne? 4 yüzlük, 4 onluk, 9 birlikten oluşan sayı. Bunu bizden çıkarmamız isteniyor. Biraz önce yaptığımız gibi. 6'dan 9 çıkar mı sevgili çocuklar? 6'dan 9 çıkmaz. Neydi? Küçük sayıdan büyük sayı çıkmıyordu, öyle değil mi? Ne yapacaktık? Gidip komşudan bir onluk alacaktık sevgili çocuklar. Bakın komşumuzda 6 onluk var. Bu 6 onluğun bir tanesini alıp birlik evine verdiğimiz zaman burada ne olacak? 6 taneydi. Bir tanesini biz aldık. 5 onluk kalacak. Buradaki sayımız ne yaptı sevgili çocuklar? Buradaki sayımız 16 yaptı. 16'dan neyi çıkaracağız biz? 9'u çıkartacağız. 16'dan 9'u çıkarttığınız zaman sevgili çocuklar ne kalacaktır? 7 birlik kalacak sevgili çocuklar. Burada da ne kalmıştı? 5 tane onluğumuz kalmıştı. 5 onluktan 4 tane onluğumuzu çıkartırsak 1 onluk kalacak. 7 yüzlüğümüz vardı. 7 yüzlüğümüzden de 4 yüzlüğümüzü çıkartırsak 3 tane de yüzlüğümüz kalacak sevgili çocuklar. Sayımız ne olacak? 317 sayısına ulaşmış olacağız. Evet, diğer örneğimize geçelim. Yine bakalım birler basamamıza sağ taraftan işlemimize devam ediyoruz. Birden 2 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Gideceğiz komşudan. Bir onluk alacağız. Evet, buradan bir onluk aldığımız zaman onluğumuzun sayısı 1 azalacak, 5 olacak. Buradaki aldığımız onlukla birlikte sayımız ne olacak sevgili çocuklar? 11 olacak. 11, 11. 11'den 2 çıktığı zaman ne olacak? 9 olacak 2 geri gittiğimiz zaman. Burada 5 onluğumuz kalmıştı. 3'ü çıkardığımız zaman da 2 onluğumuz kalacak. Tekrar yüzlüklere bakalım. 5 yüzlükten de 1 yüzlük çıktığı zaman ne olacak? 4 tane yüzlüğümüz kalacak sevgili çocuklar. Şimdi yine notumuzu hatırlatalım. Sayıları çıkarırken ne yapıyoruz? Basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Devam edelim sevgili çocuklarım. 1'den 8 çıkar mı sevgili çocuklar? 1'den 8 çıkmaz, öyle değil mi? Küçük sayıdan büyük sayı ne yapamıyoruz? Çıkartamıyoruz. Yine gidiyoruz komşumuzdan bir onluk alıyoruz. Buraya bir onluk, burası da ne yapıyor? Onluğu azalıyor. Sayımız ne oldu? 11 oldu. 11'den 8 çıkardığımız zaman ne kalır? 3 kalır. 5'ten 2 çıkardığımız zaman ne kalır? 3 kalır. Evet, burada yüzlük yok. 5'i aşağıya indiriyoruz. 533 sayısını elde etmiş oluyoruz. Diğer örneğimize geçelim. Bakın burada da 3 basamaklı bir sayıdan 1 basamaklı bir sayı çıkartıyoruz. Birler basamağıyla birler basamağını alt alta getiriyoruz. 2'den 9 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Bir onluk alacağız. Evet, onluk. Buradaki sayımız ne olacak? 12 olacak. Buradaki onlukta 1 azalacağı için yanlış yazdık. Hemen düzeltelim. 3 olacak. Evet. Şimdi 12'den 9 çıkarsak sevgili çocuklar ne yapacak? 12'den 9 çıktığı zaman 3 kalacak. Evet, burada da 3 onluğumuz kaldı. 3 onluğumuzu aşağıya indiriyoruz. Burada da 1 yüzlüğümüz vardı. 1 yüzlüğümüzü aşağı indiriyoruz. Sayımız da ne olur? 133 sayısını elde ediyoruz. Evet, diğer örneğimize geçelim. 5'ten 6 çıkmaz sevgili çocuklar. Yine ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. 1 onluk alacağız. Sayımız 15. Komşumuzun onluğu da 1 azalacak. Evet, 1 olacak. 15'ten 6 çıkarsa ne yapar sevgili çocuklar? 9 kalır. Burada da 1 onluğumuz kaldı. 1 onluktan 1 onluk çıkarsa evet 0 onluk. 4 yüzlükten 1 yüzlük çıkardığımız zaman da ne olacak? 3 kalacak sevgili çocuklar. Diğer örneğimize bakalım. 5'ten 3 çıkar. Bakın bu sefer çıkıyor. Gidip komşudan onluk almamıza gerek yok. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı.
Gelelim onluklara. Peki 0'dan 2 çıkar mı? 0'dan 2 çıkmaz. Bu sefer ne yapacağız? Gideceğiz yüzlük komşusundan bir yüzlük isteyeceğiz. Bir yüzlükte neydi sevgili çocuklar? 10 tane 10'du. Biraz önce onluk bloklar üzerinden göstermiştik, öyle değil mi? Evet, buradan bir tane ne yapacağız? Onluk alacağız. 10 tane onluk, evet. 800 o zaman ne olacak? 700'e düşecek. Şimdi çocuklar 10 tane 10 var. 0 var bir de burada. 10 ile 0'ı topladığımız zaman değişen bir şey olmayacak. Yine 10. 10 tane 10'dan sevgili çocuklarım 2 tane 10'luğu çıkartıyoruz. Ne kalacak? Burası 8 kalacak. Burada da neyimiz kalmıştı? 700'lük kalmıştı. 700'lükten de 400'lüğü çıkardığımız zaman 3 tane de yüzlüğümüz kalacak. Hemen diğer örneğimize geçelim. Bakın bu sefer de hem onluk komşusuna hem de yüzlük komşusuna giderek ne yapacağız? Onlardan onluk ve yüzlük isteyeceğiz. O yüzden burayı birazcık daha dikkatli dinleyin. Sevgili çocuklar 3'ten 9 çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşudan bir onluk alacağız. Komşudan ne yapamıyoruz? Onluk alamıyoruz. Neden? Komşuda da hiç onluk yok. 0. O zaman ne yapacağız biz? İkinci aşama olarak yüzlük evine gideceğiz. Yüzlük evinden bir yüzlük alacağız. Yüzlüğü de gelirken dağıta dağıta geleceğiz. Komşumuzla paylaşacağız. Komşumuzun hiç onluğu yoktu ya, ona vereceğiz. Çünkü birlik evine çocuklar biz bir yüzlüğü taşıyıp sığdıramayız. O yüzden ne yapacağız? Yüzün 90'ını komşumuza vereceğiz. Onunu da ne yapacağız? Birlik evine vereceğiz. Şimdi sevgili çocuklar, geçerken 9 onluğu buraya bırakıyoruz. 9 onluk ne demek? 90 demek. 9 onluğu buraya bırakıyoruz. Evet, onu da ne yapıyoruz? Kendimiz alıyoruz. Burası ne oldu? 13 oldu. Burası da 9 onluk. Aslında 90 oldu. Evet, şimdi 13'ten 9'u çıkartalım. 13'ten 9'u çıkardığımız zaman 4 kalacak. Evet, burada da 9 onluktan 0 onluğu çıkardığımız zaman 9'u aşağıya indireceğiz. Peki biz buradan biraz önce bir yüzlük almıştık, öyle değil mi? 3 yüzlükken ne olacak? 2 yüzlüğe düşmüştü. 2 yüzlükten de bir yüzlüğü çıkardığımız zaman ne yapacak? Sayısına ulaşacağız sevgili çocuklar. Siz de evinizdeki kitaplardan pratik yaptıkça ne yapacaksınız? Artık üzerine aldığınız onlukları ya da yüzlükleri yazmanız gerekmeyecek. Kafanızda tutabileceksiniz. Ama öğrenene kadar yanlış yapmamak için üzerine siz de yazın. Evet, problemlerimize geçelim. Birlikte çözelim bakalım. Ahmet biriktirdiği 352 lirasının 127 lirasına bisiklet almıştır. Ahmet'in kaç lira parası kalmıştır? Şimdi çocuklar, çıkarma mı, toplama mı, bölme mi veya çarpma mı? Bize bu işlem, problem neyi ifade ediyor? Kaç lira parası kalmıştır? Kalandan bahsediyor, öyle değil mi? Kalandan bahsettiği için neydi bizim çıkarım işlemimizdeki en alttaki terim? Kalandı. Bir kere buradan kalan kelimesinden biz neyi anlıyoruz? Çıkarma işlemi olduğunu anlıyoruz. Bir de Ahmet'in parası ne yapmış? Azalıyor, öyle değil mi? Bisiklet aldığı zaman ne yapacak? Baştaki parası azalacak. Azalmada ifade ettiği için yine çıkarma işlemi olduğunu anlıyoruz. Hadi gelin Ahmet'in ne kadar parası kaldığını birlikte bulalım. Başta ne kadar parası vardı sevgili çocuklar? 352 lirası vardı Ahmet'in. Sonra ne yaptı? 127 lirasına ne aldı? Bisiklet aldı. 127 lirasına bisiklet aldığı zaman ne olacak? Ahmet'in parası azalacak. Hadi gelin birlikte kalan parası ne kadarmış onu bulalım. Sevgili çocuklar, 2'den ne yapmaz? 7 çıkmaz. Komşudan ne yapıyoruz? Bir onluk alıyoruz. Evet, burası ne oluyor? 12. Komşumuzun onluğu da 1 azalacağı için burası da 4. 12'den 7 çıktığı zaman ne kalır çocuklar? 5 kalır. 7 geri gittiğimiz zaman. 4'ten de 2 çıktığı zaman 4 onluktan 2 onluk çıktığımız zaman 2 onluk kalır. Evet, burada 3 yüzlük vardı. 3 yüzlükten de 1 yüzlük çıktığı zaman 225 lirası ne yapmış? Ahmet'in kalmış. Kalan parasını bulmuş olduk. Diğer bir örneğimize bakalım. Evet sevgili çocuklar, burada da bakın iki aşamalı bir çıkarma işlemi var. Şimdi bazen benim öğrencilerimin ya da ilk öğrendiğinde birçoğumuzun yapabileceği hatadan bahsedelim. Sevgili çocuklar, bir çiftçi ineklerinden 186 litre ne yapmış? 186 litre süt sağmış. Sütlerin 57 litresini sabah satmış,
79 litresini de öğlende satmış. Sattığı için evinden bu sütleri dışarı çıkarıyor, öyle değil mi? Bir çıkarma işlemi olduğunu anlıyoruz ve sattıkça da azalma var. Yine çıkarma işlemi olduğunu anlıyoruz. Çiftçinin elinde kalan süt kaç litredir? Evet, kalan kelimesini de kullandığı için yine biz ne olduğunu anlıyoruz? Çıkarma işlemini olduğunu anlıyoruz. Peki şöyle bir çıkarma yapabilir miyiz biz? Önce ne yapmıştı? 57'sini satmıştı. Sonra ne yapmıştı? 79'unu satmıştı. Bu şekilde bir çıkarma işlemi olabilir mi sevgili çocuklar? Hayır. Bu şekilde bir çıkarma işlemi, üçlü bir çıkarma işlemi olmaz. Teker teker çıkarmamız gerekiyor. Ama toplamada böyle değil mi? Değildi değil mi? 3, 4, 5 terimli sayılarda ne yapabiliyorduk? Toplayabiliyorduk. Ama çıkarmada bunu yapamıyoruz. Hadi gelin teker teker yapalım. Şimdi sevgili çocuklar, ne kadardı? 186 litre süt. Şimdi 186 litre sütün önce sabah ne kadarını satmıştı? 57 litresini. Bir sabah sattığını bulalım bakalım ne kadar kalacak. Evet, 6'dan 7 çıkmaz sevgili çocuklar. Komşudan bir 10'luk alırız. Burası ne yaptı? 16. Burası da ne oldu? 7 oldu, bir eksilince. 16'dan 7 çıktığı zaman sevgili çocuklarım 9 kalacak. Burada da 7 kalmıştı. 7'den de 5 çıktığı zaman 2 kalacak. Biri de ne yapıyoruz? Aşağıya indiriyoruz. 129 litre sabah sattığı sütten kalan. Şimdi bu 129 litreyi alıyoruz. Kalan sütten de bu sefer ne yapacağız? Öğlende sattığını bulacağız. Öğlende de ne kadar satmıştı? 79 litre satmıştı. Evet, onu bulalım. 9'dan 9 çıkar. Evet, 0 kalır. 2'den 7 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Yine komşuya gideceğiz. 10 tane 10'luk alacağız. Yani bir yüzlüğümüzde burada ne olacak? 1'di. Artık 0 olacak. Kalmayacak. 12'den 7 çıktığı zaman da ne yapacak sevgili çocuklar? 5 kalacak. 0'ı aşağıya indirebiliriz de, indirmeyebiliriz de. Evet, sütçünün elinde kalan süt ne kadarmış? 50 litre sütü kalmış. Evet sevgili çocuklarım, bugün sizlerle matematik dersinde 3 basamaklı sayılarda onluk bozarak, yüzlük bozarak çıkarma işlemini öğrendik. Umarım verimli bir ders olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın.